Kazanım 8 birinci soruyla devam ediyorum. Şimdi küp kök 216'nın karesi demiş. Şimdi öncelikle burada içerideki işlemi toparlayayım. Küp kök 216 36 çarpı 6 hatta 6 çarpı 6 çarpı 6 6'nın küpü diye yazabilirim. Burada küp olduğu için küp olarak yazayım. Küp kök 6'nın küpünün karesi. E küp kök 6'nın küpü direkt 6 olur. Aslında yani küp kökle küp gitti. İçerideki ifade 6. 6'nın karesinden burası ne oldu? 36 oldu. 2'ye geçtim. Ne demiş burada? Küp kök 32'nin 3. kuvveti. Şimdi burada istersem bu 3'ü 32'nin içine alırım. Öyle işlem yaparım. Ya da mesela burada direkt çıktığı için 5. dereceden 32 2 üzeri 5 bunun kübü var. E 5. dereceden 2 üzeri 5 olduğu zaman yani 5. dereceden kök 32 2 oluyor. Yukarıda da 3 var. 2 üzeri 3'ten cevabım ne oldu? 8 oldu. Geçelim diğer soruya. Şimdi burası ne? Eee 6. dereceden 144'ün kübü. Şimdi içeriği bir düzenleyelim. 6. dereceden 144, 12'nin karesi. 12'nin karesinin kübü oldu. 12'nin karesi diye yazdım 144'ü. Yani 6. dereceden 12 üzeri 6 oldu. 2 çarpı 3 üstünü olduğu için. 6. Yani dereceden kökle 6. kuvvet birbirini götürdü. Cevabım ne oldu? 12 oldu. Geçtim 4. soruya. Şimdi burada şöyle yapabilirim. Ne demiş? Kök Dördüncü derecenin kök 64. Şimdi 64 neydi? 8'in karesiydi. Onu biliyorum. Şimdi ben o zaman şuradaki 2'yi dışarıdaki 2'yi içeri alayım önce. Dördüncü dereceden kök 64'ün karesi. 2'yi içeri de alabilirim. Direkt aldım 2'yi içeri. E bu da dördüncü dereceden 64 8'in karesi ya. 8'in karesinin karesi oldu bu. 8'in karesinin karesi yani... 4. dereceden 8 üzeri 4 oldu. Karesinin karesi 2 kere 2'den 4 oldu. E 4. dereceden kökle 4. kuvvet gidecek. Cevabım ne oldu? 8 oldu. Devam edelim. Şimdi burada direkt şöyle yapabilirim. Bu 6 ile 3'ü sadeleştirebiliyorum ben. Yani normalde bunu 3 bölü 6 diye yazıyorduk ya. Ne yapıyorduk? İstediğim sayıya bölebiliyordum. E burayı 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Yani kökün derecesi 2 oldu. Karekök 2'yi yazmama gerek yok. 12 üzeri 1 oldu. E karekök 12. Karekök 12 de 12 4 çarpı 3 diye yazıyorduk. 4 2'nin karesi olduğu için 2 diye çıkıyordu. 2 kök 3 oldu. Buradaki cevabım. Geçtim diğer soruya. Şimdi küp kök 125'in karesi. Şimdi bunu şöyle de yazabilirim. Küp kök e, 125 5'in kübü. 5'in kübünün karesi. E, burada hatta küp kök olduğu için şöyle yazsam daha kolay olacak. 5'in karesinin kübü diye yazsam bunu. E bu küp kök kübü götürecek. Bu direkt 5'in karesi yani 25 olarak çıkacak. Cevabım 25 oldu. Birden fazla şekilde işlem yapabilirim. Yani ben bunu istesem şöyle de yazabilirim. İşte küp kök 125'in bu sefer kareyi dışarı atarım. İçeri aldığım gibi şunu dışarı da atabiliyorum. E küp kök 125 5'in küp olduğu için buradan da 5'in karesini elde ederim. Birden fazla çözüm tekniği var. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma, kazanım 9'a geçebiliriz.